sistemlerde entalpi değişiminden bahsedeceğiz. Entalpi denilen şey, sabit hacimli sistemlerde iş yapmadığı için ısı değişimi arkadaşlar iç enerji değişimine eşittir. O zaman buradaki iç enerji değişimini biz ısı diye adlandırıyorduk. Yani dışarıdan madde ısı aldı, endotermik reaksiyon meydana getirdi. O zaman son durumun sıcaklığı ilk durumunkine göre daha yüksek olmasına sebep oluyor. Yani dışarıdan enerjisini arttıracak bir şey olmuş oluyor. Bu iç enerjisindeki artış da o zaman ona verilen ısı miktarına eşittir. Sabit basınçlı sistemlerse ise iş yapılabiliyor. Yani kaba dışarıdan ısı aktarıldığında o hacmini büyütüyor. Bu tür sistemlere ısı verildiğinde sistemin sıcaklığı artarken ortama iş yaptığı görülür. O zaman arkadaşlar hem sıcaklığı artıyor hem hacmi artıyor. Buradaki iç enerji değişiminde ise aldığı ısı ve iş değişiminin toplamını iç enerji değişimi diye söylüyoruz. Sabit basınçlı sistem nedeniyle ideal pistonlu kaplardan bahsediyorduk. Bu sistemlerde verilen ısının tamamı iç enerjiye dönüşmez. Bu nedenle sabit basınçlı sistemlerde bir gazın sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için verilmesi gereken enerji sabit hacimli sistemlerinkinden arkadaşlar daha fazla olarak meydana gelecektir. Şimdi sabit basınç altında gerçekleşen olaylarda ısı alışverişini belirtmek, yeni bir tanıma artık ihtiyaç duyuldu. İşte bu tanıma da arkadaşlar entalpi adı veriyoruz. O zaman entalpi denildiğinde sistemin iç enerjisindeki ve işindeki değişimlerin toplamına eşittir diyoruz. Yani aslında entalpi bir hal fonksiyonudur. İç enerji ve iş enerjisi gibi doğrudan ölçülebilen bir şey değildir. Dolaylı yolla. Yani ancak İç enerjinin de işinde her iki durumun arasındaki entalpi farkını biz ölçebiliyoruz arkadaşlar. Entalpinin formülü de o zaman iç enerji artı iş olarak söylenebilir. Sabit basınçlı sistemlerde ise ısı değişimi entalpi değişimine eşittir. Arkadaşlar o yüzden genellikle hatta Q ifadesi yerine delta H ifadesinin de kullanıldığını göreceğiz. Yani egzotermik olaylarda açığa ısı çıkar diye Q'yu kullanıyoruz, ısıyı kullanıyoruz. Aynı zamanda buraya delta H'ı da yazabileceğiz. Egzotermik tepkiminde sistemin entalpisi azalır. Yani açığa çıkartır. Mantığı da buradan gelmektedir. Şimdi sistemin entalpisini arttırması için dışarıdan ısı alması lazım. O zaman buz kalıbı ısıtıldı, sıvı hale döndü. Sistem ortamdan ısı aldı. Endotermik bir reaksiyon meydana getirir. Aldığı ısıyı Q diye yazıyorum ya da entalpi eşittir delta H diye yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi eğer ki karbon katısını biz yakarsak açığa karbondioksit gazı çıkar. Yani yanma olayı meydana getirir. Bu yanma olayı sonucunda açığa çıkan ısıyı da Q olarak yazabilirim. O zaman sistem ortama ısı vermiş demektir. Sabit basınçlı kaplar yani ideal pistonlu kaplarda basınç hacim çarpımı bir iş birimidir arkadaşlar. O zaman iş denildiğinde basınç hacim ilişkisine eşittir. Ancak hacmin son hacminden başlangıçtaki hacim farkına eşit. Sabit basınçlı kaplardaki o zaman enerji değerimiz alınan verilen ısı ve iş değerinin farkına eşittir. Şimdi biz iş değerini de PV diye bulduk. Arkadaşlar o zaman sabit basınçlı sistemlerde delta H değerim E artı PV değerine eşit olmuş oluyor. O zaman son durumda buradaki formülümüzde Q değerimiz delta H değerimize eşit çıkmış olur. Yani alınan ısı ya da verilen ısı delta H değerine eşittir. Buradaki PV ideal gaz denkleminden eğer yazılacak olursak arkadaşlar ideal gaz denklemimiz şuydu. PVRT diye yazıyordum. Şimdi bana diyor ki hacim değişiyor yani delta PV. Mol de değişiyor gaz alışverişi yapıyor bu o zaman delta N. RT formülünün şekline dönüştürülebilir. Delta N üründeki gaz kat sayısından girendeki gaz kat sayısı çıkartılarak bulunur. Sadece gazlar için bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Diğerleri için kullanamıyoruz. R değerini kullanırken de birimlere dikkat etmemiz lazım. Eğer joule bölü kelvin mol olarak alınıyorsa R değerim
8,31 olarak ya da 8,314 olarak virgülden sonraki üçüncü basamağı da söylemiş olalım. Alınmalıdır arkadaşlar. Kalorimetrik bir tayinde, yani kalorimetre kabının içerisinde yapılan ölçümlerde kalorimetre bombası kullanıldığı zaman ısı etkisi sabit hacimde ölçülür. Ve sabit hacimdeki tepkime ısısının da QV delta E değeri, yani sabit basınçtaki tepkime ısısına dönüştürülmesinde kullanılacaktır. Yani ona orada meydana gelen kalorimetre bombasındaki kullanılan ısının etkisiyle sabit hacimli kaptaki ısı değişimi delta H değerinin dönüşümüne eşittir arkadaşlar. Şimdi bunu burada uygulayalım. Bize demiş ki CH4 gazının sabit hacimde yanma ısısı bir kalorimetre bombası ile 25 derecede ölçülmüş ve eksi 950 bin joule bölü kelvin mol olarak bulunmuştur. Şimdi buna göre diyor bunun delta H değeri kaç kilojüldür? Arkadaşlar bir kere şuna dikkat ediyorum. Soruda bana verdiği birim joule, sonuçta sorduğu birim kilojül. O zaman R değeri de bana jül vermiş. Yani ilk başta ben işlemimi jül olarak devam ettireceğim. Ancak sonuca geldiğimde kilo jüle muhakkak çevirmem gerekiyor. Bir birim çevirmem gerekiyor. O zaman şimdi sorunun başına dönüyorum. CH4 gazının yanma ısısı. O zaman bana önce metan gazını yak diyor arkadaşlar. Bu tür reaksiyonlarda ilk başta tepkimeyi yazmanız lazım. Şimdi tepkimeyi yazdım ve denkleştirdim. Arkadaşlar bana bunun enerjisini demiş ki eksi 950 bin joule bölü kelvin mol olarak vermiş. Şimdi bu tepkimenin arkadaşlar delta N değerini bulmanız gerekiyordu. Ürünlerin gaz molünden girenlerin gaz molünü çıkarıyorum. Şimdi kalorimetre kabının sonucunda sıvı oluştu. Su çıktı çünkü açığa. O zaman üründeki gazın 1 mol karbondioksit. Eksi diyorum girenlerde de 3 mol gazım var. O zaman delta değerimi eksi 2 diye buldum. Arkadaşlar az önce görmüştük. Delta H değerini sabit hacimli kaplarda delta E değeri artı diyordum delta NRT PVNT'den hani yazmıştık. PV yerine NRT olarak yazabiliyordum. Şimdi delta E değerini ben biliyorum. Soru da verdi. Eksi 950 bin. Artı diyorum. Delta N değerini eksi 2 olarak buldum. R değerini bana 8,3 jül olarak vermiş. T değerine bakıyorum. 25 santigrat derece. Arkadaşlar maddenin halleri konusundan itibaren artık bu tür formüllerde yani gazların olduğu formüllerde hep Kelvin biriminden bunu kullanmamız gerekiyordu. O zaman bunu 273 ile topluyorum. Yani 298 Kelvin demiş aslında soru bize bunu. O zaman bu işlemin sonucunu yaptığımızda da eksi 954.946,8 jül olarak arkadaşlar buradan bulunuyor. Şimdi bana dedi ki bu kaç kilo jüldür? O zaman buna eşittir diyorum. Yani 1000'e bölmemi istemiş. Eksi 954.000 virgül kilojüle eşittir. Birim çevirme yapmaya dikkat ediyoruz burada da arkadaşlar. Yani yapmamız gereken şey tepkimenin yazılması. Tepkimeyi yazdıktan sonra delta N ürün eksi girendeki suyun sıvı halde artık açığa çıktığını bilmeniz ve direkt formül üzerinde yerine yazdığımız. Yani entalpi değeri sabit hacimli kapta delta E artı NRT'den bulunuyor. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde eğer biz entalpi değişimini bulacaksak yani bize girenlerin ve ürünlerin her birinin tek tek oluşumunda sahip olduğu entalpi değerleri eğer verildiyse ürünlerin entalpi değerinden girenlerin entalpi değerinin arasındaki farkı alıp reaksiyonun entalpi değerini bulabilirim. O zaman kimyasal reaksiyonlardaki entalpi değişimine reaksiyon entalpisi veya reaksiyon ısısı denilir diye tanım yapabiliriz. Ve reaksiyon entalpisini ürünlerin entalpi değeri toplamından girenlerinkini çıkartarak
bulacağız. Arkadaşlar şimdi bunu entalpide söylüyorum ama ilerleyen konularımızda entropide, Gibbs enerjisi hesaplamalarında da hep bu formülümüzü kullanacağımız için entalpi temelini oluşturan bir kısımdır. Ürün eksi giren formülünü ne yapacağız? Şimdi tepkime ısısını neler etkiliyor? Tepkime bir kere maddenin cinsine göre etkilenir. Yani hidrojeninki farklıdır, oksijeninki farklıdır, yanma reaksiyonu ise farklıdır. O zaman tepkimenin gerçekliği şartlar da önemli. Yani basınç ve sıcaklık değeri de tepkimenin ısısını etkiler. Maddenin fiziksel haline göre de değişir. Maddenin miktarı arttıkça da artış gösterir arkadaşlar. O zaman bu özelliklerde meydana gelecek herhangi bir değişiklik tepkime ısımızın da değişmesine yol açacak. Egzotermik tepkime dediğimde reaksiyonun sonucunda açığa çıkan tepkimelerdi. Şimdi arkadaşlar enerjinin korunumu kanunundan bahsettik. Ne diyor? Girenlerin enerjisi kadar ürünlerin enerjisi olmalı. O zaman ürünlerin enerjisi de azmış ki biz bunu dengeleyecek Q değerini açığa çıkarmak istiyoruz. İşte bakın buradan yorum yapıyorum. Bana potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verildiğinde girenlerin potansiyel enerjisi yüksek. Ürünlerinkinin ise sayısal değeri bakın düşük noktada. O zaman bu aradaki fark kadar tepkime sonucunda açığa Q değeri çıkacaktır. İşte buna egzotermik tepkime denilir. Şu aradaki farkı arkadaşlar delta H deniliyor. O zaman delta H değerimde tepkime sonucunda Q açığa çıktığı için eksi Q değerine eşittir. Yani delta H değeri buradan negatif değere sahiptir. Peki arkadaşlar buradan yorum yapalım. Şimdi baktım. Girenlerin enerjisi yüksek, ürünlerinki düşük. O zaman ürünleri oluştuğunda açığa çıkıyor. Hangi taraf daha kararlı? Giren taraf mı kararlı egzotermik tepkimede, ürün tarafı mı daha kararlı? Arkadaşlar bir madde ısı alarak parçalanıyorsa, yani dışarıdan bir etki yoluyla parçalanabiliyorsa o taraf kararlı demektir. O zaman ısının olduğu tarafa biz kararlı diyeceğiz. Isı nerede? Ürün tarafında. O zaman ürün tarafım kararlıymış. Giren tarafım kararsızmış. Çünkü tepkimeyi kendiliğinden direkt meydana getiriyor. O zaman egzotermik tepkimede girenler kararsız, ürünler ona göre daha kararlı. Peki minimum enerji ne tarafta? Arkadaşlar buranın enerjisi, ürünün enerjisi birbirine eşit olacak dedik. Yani enerjinin korunumu kanunundan bahsettik ama size minimum enerji ürün tarafındadır diye bir ifade kullanılabilir. Bu da size şunu söylüyor. Yani normalde girenlerin enerjisi buydu, ürünlerinki buydu ama ürünleri ben girene eşitleyecek kadar açığa bir ısı çıkarmışım. Ki sayısal değerleri denk olsun diye. O zaman minimum enerji ısının olduğu taraftadır. Yani egzotermik tepkimelerde ürün tarafındadır. Arkadaşlar mesela bize suyun oksijen gazıyla yanma reaksiyonu verilmiş ve suyu sıvı halde elde etmemizi istiyor. Şimdi suyu sıvı halde elde ettiğimde tepkimenin yanına ısı çıkıyor diye yazılmış. Yani ısı açığa çıkar, enerji açığa çıkar demesiyle bunu tepkimeye böyle yazması aynı şey. Ya da size delta H değeri -285 diyorsa bu da ısının açığa çıktığını söylüyor. Yani şartın negatif olduğunu gösteriyor. O zaman her ikisindeki yazılımı bu şekilde yapabiliyoruz. Arkadaşlar endotermikte girenlerin enerjisi düşük, ürünlerin enerjisi yüksek. O zaman egzotermikteki yaptığımız yorumları yapıyorum. Bakın girenlere ısı yazacağım ki aradaki fark kadar ısı yazacağım ürüne eşitlensin. O zaman ikisi birbirine eşit. Delta H değeri alınan ısıya yani Q değerine eşittir. Delta H değerimiz eşittir Q değeri. Peki hangi tarafta minimum enerji vardır dersem ısının olduğu tarafta minimum enerji vardır. O zaman endotermik tepkimede girenler tarafı minimum enerji, ürün tarafı minimum enerjinin olmadığı taraftır. Girenler kararlı, o yüzden ısı alıp parçalanıyor. O zaman giren taraf kararlı, ürün tarafı kararsız kısmını oluşturur. Mesela azotun yanması. Arkadaşlar yanma olayları egzotermik olarak meydana gelir. Ancak azot bunun istisnasıdır. Sebebini de söyleyelim. Diğer kısımlar için önemlidir. Çünkü azot atomları arasında Lewis yapısını yazdığımızda üçlü bağlar bulunur. İşte bu üçlü bağlardan dolayı
Bu yapı kararlıdır. Yani kararlılığını bozabilmesi için dışarıdan ısı alması gerekir bu pi bağlarını koparması için. O yüzden bunun yanması endotermiktir. Diğer yanma olaylar egzotermik olarak meydana gelir. Şimdi bize şu reaksiyonu vermiş. 1 mol azotun 1 mol oksijenle yanması için 180,58 kilojüllük ısı alması gerekiyor demiş. Yani giren kısmına yazmış. Ya da arkadaşlar bunu delta H diye yazarsak direkt ürünün arkasından delta H'ına 180,58 kilojül olarak da yazıp bırakabiliyoruz. Arkadaşlar reaksiyon ısılarının ölçülmesine geldiğimizde bunu aslında birçok birimde kullandık. Yani şöyle tepkim ısılarını ölçmede Q alınan Q verilene eşit demiştik. O zaman bu Q değerini şöyle buluyorduk. MC delta T yani maddenin kütlesi, öz ısısı ve sıcaklığındaki değişimdir. Arkadaşlar tepkim ısılarını ölçmede kullanılan kapalı kaplara biz kalorimetre adı vereceğiz. Ve bu kaplar sabit basınçlı ve sabit hacimli olmak üzere iki gruba ayrılır. Kalorimetre kapları izole sistemlerdir. Endotermik tepkimelerde kabın sıcaklığı düşer. Egzotermik tepkimelerde kabın sıcaklığı artar. İşte bu sıcaklıklardaki değişimler de termometre ile tespit ediliyor. Ve ortamda alınan verilen enerji QMC delta T formülünden bulunacak. Şimdi sabit basınç kalorimetresi şu demek. Sabit basınçlı kalorimetre kapları genellikle katı ve sıvı fazdaki maddelerin tepkimeleri için kullanılıyor ve kullanılan düzenek basit olduğu için daha çok asit baz tepkimeleri gibi yanmaya içermeyen tepkimeler bunlarda kullanılacaktır. Sabit basınçta gerçekleştiği için ısı değişimi tepkime ısısının değişimine eşit olacaktır. Sabit hacimli kalorimetrelerde ise arkadaşlar bu sabit hacimli kalorimetre kabını gördüğünüzde şurada bir örnek ısıtıcımız var. Kabın içerisinde su dolu yakma teli var ve yanma olayı meydana geliyor. Ancak kabımızın hacmi sabit olduğu için sadece termometre buradaki sıcaklık yükselmesini ölçüyor. Yani kalorimetre kapları sabit hacimlerde sabit basınçlara göre birazcık daha karmaşık ve daha dayanıklı yapılardır. Yanma tepkimelerinde tepkim ısısı ölçülebiliyor. Sabit hacimli kalorimetre kaplarında sistem iş yapamıyor. Çünkü hacmi sabit olduğunda hiçbir sistemde zaten hacim değişimi olmadığı için iş değişimi olmazdı. O zaman da şunu söylüyorduk. Delta U değeri Q değerine eşit diyorduk. Şimdi bu nedenle ısı değişimi Q ve tepkime ısısına arkadaşlar burada iş yapılmadığı için eşit olarak bulunamıyor. Ama şöyle bulunabiliyor. İç enerji değişimi Q değerinin değişimine eşittir diye söyleyebiliyoruz. İş yapmadığı için. Şimdi bize verilen örnek soruya bakacak olursak. Sabit basınçlı bir termometre kabına bir sodyum hidroksit bazı konulmuş. Yanında da su var. Ve bu tepkime sonucunda sodyum iyonuna ve hidroksil iyonuna reaksiyon ayrıştırılıyor. Şimdi tepkimenin niceliklerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bir kere şuna bakıyorum. Tepkime gerçekleştiğinde kabın 42,2 kilojül ısı aldığı belirleniyor diyor. O zaman ısı değişimi meydana geldiğine göre o zaman kap ısı alıyorsa demek ki tepkime sonunda açığa ısı çıkıyor demektir. Tepkime sonunda ısı açığa çıkıyorsa delta H değerimiz bir kere küçük sıfır diye söyleyeceğiz. Delta H değerimiz küçük sıfır. Aynı zamanda sabit basınçlı kap olduğu için QP değerimiz delta H değerimize eşittir. Burada herhangi bir hacim değişiminden söz etmediğimiz için de delta U değerimiz Q değerimize eşit olacaktır. Yani delta H ve delta U değerimiz de o zaman birbirine eşit olarak bulunacak. Size verilen değer de 42,2 kilojül. Negatif şartta olması gerektiğinde tepkimenin ısı alıp ortamı ısıtmasından anladık. C olarak buradan bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Tepkimenin 298 Kelvin'de bir atmosferde ölçülen tepkime entalpisi delta H değerini bize eksi 180 kilojül verilmiş ve tepkime sistemindeki iç enerji değişimini soruyor. Arkadaşlar şimdi bu tepkimeye baktığımda
Tepkimede sıcaklık ve basınç sabit iken mol sayısı da sabit kalmış. Yani 2 mol gaz girmiş. Birden 2 mol gaz da sabit kalmış. Öyleyse tepkime sırasındaki ısı değişimi entalpi değişimine eşittir. Yani hacim sabit olduğu için ısı değişimi entalpi değişimine eşit diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü delta U değerini biz şöyle mi buluyorduk? Q artı W diyordum. Burada hacim değişimi yok. O zaman iş yapmayacak. Delta U değeri de o zaman Q değerine, yani delta H değerinin değişimine eşit olacaktır. O da bize eksi 180 kilojül olarak verilmiş o zaman. Yine bize kilojül biriminden sorduğuna göre dikkat edeceğiniz nokta bu. Eksi 180 kilojül olarak verilmiş. Mol sayısından tamamen dikkatle çözülecek bir soru. 2 mol gazım girdi, 2 mol gazım oluştu. Gazlarda 1 mol gaz 1 litre hacim kaplıyorsa 2 mol gaz 2 litre hacim kaplar. Yani 2 girdi 2 çıktı eşit hacimde, eşit hacimde olduğu için işimiz yapılmamış oldu. Delta U değerim Q değerine eşittir. O zaman delta H değerim, yani Q değerim bana verildiğine göre entalpi değerim, iç enerji değişimi arkadaşlar eşit olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.